Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Ablam görüşürüz. Devam. Ya koyacağım, sebzeleri getiriyorsun. Gelsin. Dünyanın imtihan yeri olduğunu insanlar anlayamayacakları Allah bir sistem kurmuş. Sabah işe gitmesi gerekiyor. Çekleri bozdurması gerekiyor. Çeki takip etmesi gerekiyor. İş yerinde yazılar var. Onları izlemesi gerekiyor. Mesela kasapsa eti işte bayatlamadan satması gerekiyor. Bakkal mallarını düşünüyor, eksik olan malları. Allah harika bir sistem kurmuş. Onu öyle bir yoğunlaştırmış ki insanlar bunun dışında bir hayat olabileceğini düşünemeyecek hale gelmişler. Halbuki kasabın eti de Allah'ı ilgilendirmez. Bakkalın malı da ilgilendirmez. Yani tek amaç imtihan, Allah'ın sevdiği insanları ortaya çıkartmak. Başka bir şey yok. Yani metafizik bir dünyada yaşadıklarını bilmiyor insanlar. Onun için şimdi son günlerde, son aylarda çok garip, sarsıcı olaylar meydana getiriyor Allah. Sevgi birliğimiz daimi diye bir etiket yapalım. Sevgi birliğimiz daimi. Darbe gecesi adamlardaki nefret meselenin tam özeti. Yani İngilizlerin devletinin terbiyesi devreye girmiş. Yani İslam çıkmış, Nurcu eğitim çıkmış, İngilizlerin devleti terbiyesi girmiş. Yani tam tipik İngilizlerin devleti ahlak. Tam tipik. Yani o şiddet yöntemleri, dehşet yöntemi, nefret üslubu falan hepsi. İngilizlerin devletinin İslam anlayışı. Yani tabii bu dinsizlik tarzında olan bir anlayış. Kimseyi adam yerine koymuyorlardı. Gülen grubu o zaman benim dikkatimi çekmişti. Çok üst perdeli ve enerji, işte İngilizlerin devletinin adamlarında olan bir şey bu. Yani onlarda da öyle akıl almaz bir büyüklük hissi var. Yani müthiş bir ırk üstünlüğünden kaynaklanan da bir Anglo-Sakson ırkın üstünlüğüne inandıkları için korkunç enaniyetler, bunlar da çok müthiş enaniyetlere getirmişler. Halbuki bunlar Anglo-Sakson da değil. Ya yani bunları köle hizmetçi yönünde görüyorlar. Sahte Mehdiyet'ten devleti kurtaran yine Mehdiyet. Mehdiyet'in bereketi olmasaydı devlet çoktan gitmişti. Allah Mehdiyet'in yüzü suyu hürmetine hem devleti hem milleti kurtardı. Yani bunu zamanla daha net görecekler. Bir önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde daha net görecekler. Kullanılan eleman sayısı darbe için 10 misli fazla. Bir de silahlı müdahale de var. Ama Mehdiyet'i hesap etmedikleri için olay bambaşka bir mecraya girdi. Darbeyi bozan Mehdiyet'tir. Bu olayın olacağını Peygamberimiz zaten söylüyor. Medine'de diyor, İstanbul'da büyük bir olay olur diyor. Çok kanlı diyor. 30-35 kilometre alan en az yayılır diyor. Şehirde çatışmalar olur diyor. İki köprü işgal edilir ve kapanır diyor. İki köprü. Ya bu detay normal bir şey mi? İki köprü. Ve tabureler olur diyor. Asker. Köprünün üstünde asker olur diyor. Köprünün üstünde diyor saçaklı yıldızlar uçar diyor. Aynı anda diyor depremler de eşlik eder bu olaya diyor. Depremler oldu peş peşe. Bir kadının öldürülmesi, bir kamçının sallanması kadar kolay olur diyor. Siyah yağ taşları, bak asfaltı, bak tarif ediyor Peygamber. Siyah yağ taşları kan içinde kalır diyor. Hiçbir alim söylüyor mu şu hadisleri? Gizliyorlar. Söyleyemiyorlar. Nasıl söylesin?
Söylerse Mehdi kabul edecek. Etmeyince ne oluyor? Yine Mehdiyet'e düşüyor. Mehdiyet'ten bu kadar paniğe kapılmaları çok yanlış. Onları kurtaran Mehdiyet zaten. Mehdiyet olursa bitmiştiler zaten. Çoktan bitmişti. İngilizlerin devletinin eline, Deccal'in eline geçmişti Türkiye. Bak Deccal'in ilk pençesinde Türkiye düşecekti. Deccal'in pençesini kıran Mehdiyet'tir. Yani mucize meydana geliyor. Deccal pençe atamıyor Türkiye'ye. Mehdiyet vesilesiyle. Yani pençelenememenin nedeni Mehdiyet'tir. Yoksa tek pençede düşürürdü. Yani çünkü çok kapsamlı hazırlık yapılmış. Yani durduran Cenab-ı Allah'tır. Vesile Mehdiyet'tir. Aynı anda diyor şehir İstanbul münafıkların dışarıya yatar diyor. Yani tutuklanırlar veyahut etkisiz hale getirirler. Bu meşhur bir hadistir. Herkes bilir bunu. Gel yavrum. Makyajın şahane olmuş. Çok güzel olmuş. Her gün daha güzelleşiyorsun. Değil mi? Evet, nefis evet, güzel, bayağı güzel. Eski zamandaki güzel kadınlar. Yani cennet kızı gibi. Aa, siz de güzelsiniz yani bu nedir böyle? O yanındaki diğer misafirler geliyorlar mı? O şey bugün iş için gitmek zorunda kaldı. Ha tamam peki. Bir de onun çantasını gördün mü siz evet, tekerlekli? Evet, paldır küldür içeri aldı götürüp içeri götürdü ben burada gördüm. Ama bak kaldığı süre içerisinde bayağı güzelleşti ve çok rahatladı. Harika olaylar peş peşe gelecek. Şevval'de ayaklanma. Zilkade'de şu an harp konuşmaları oluyor. Efendim bu kadarla keselim. Resulullah ne derse oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Mehdiyet alameti olarak anlatmış mı? Anlatmış. Evet. Hiçbir alim anlatıyor mu? Anlatmıyor. Anlatmamaları da Mehdi'nin çıkış alameti. Ya en alelde bir şey bile anlatıyor. Peygamber mucizesi niye anlatmıyorsunuz? Yani bu korkunun anlamı ne? Ya gizlemenin anlamı ne? Söyle. Söyleyemiyorum. Pehlivan, sen şöyle geç. Bir tanem sen de öyle geç. Hı. Oh severim ben senin güzelliğini. Nasıl güzel olmuşsun sen. Nasıl nuru artmış. Sevgisi de çok artmış, çok değişmiş. Derinliği çok güzel. Aytu Gülcan. İngiliz derin devleti ne yaptı diyor. İşte İslam aleminin haline bakarsan, Sevr Anlaşması'na bakarsan, Çanakkale'ye bakarsan, Orta Doğu'daki sınırları cetvelle çizilmiş sınırlara bakarsan, İngiliz derin devletinin ne yaptığını anlamış olursun. Ama sen kahvehanede pişpirik oynarsan, adam seni ne yapsın yani? Zaten küçük hale dahi anlarsın. Ama konunun içindeysen o zaman anlarsın. Bak ne kadar lakayt ve ilgisizsin ki İslam aleminin paramparça olmasının farkında değilsin. Çanakkale'de akan 200 bin şehidin kanından haberin yok. Osmanlı'yı böyle yıkıp bize avuç içi kadar toprak bıraktıklarından haberin yok.
Orta Doğu'daki haritaya bir bak. Geometri dersinde gibiyiz. Jilet gibi. Adamlar masa başında çizmişler. Ama sen gidip Karaköy'de midye yiyorsun, üstüne limon sıktırıyorsun. Dünyadan bir habersin. Ne yaptı ki diyor İngilizlerin devleti? Ayaklarım dahi İngilizlerin devleti çocuğum. Bütün dünyayı işgal etmiş, haberin yok. Ali, sandalye yok mu orada? Hocam, ben öyle mi konuşuyorum? Acayip sevimli, acayip. Çok dürüst Ali, maşallah. Ali, bir şeyler yapacağız. Biraz bekleyin içeride. Şu an ajansına yayınladığı bir haber vardı Adnan Bey. Evet. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı geldi. Ülkedeki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Reuters'ın haberine göre Amerikan Dışişleri'ne Keçe yapılan... kalemlerin altını çizmişler. Niye gümüşü çizmemişler de altını çizmişler? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Tamam, bir daha yapmayacağım. Evet. İffet Nuri yüzünden pırıl pırıl parlıyor. İffet ne güzel bir şey ya. Yani İffet kadını müthiş güzelleştiren bir şey. İffetini kaybetti mi kadın? Yüzü çirkinleşiyor. Allah'ın hikmeti, bu mucize. Ya yani elle tutulur bir mucize. Mesela bunun üstünde durmak lazım. Gözle görülen bir mucize oluyor. İffet'te yüz çok güzel oluyor, anlamlı ve çok nurlu oluyor. İffetini kaybettin mi? Yüz bambaşka bir şey oluyor. Bu açıklanacak gibi değil yani. Evet. Türkiye'nin geleceği güzel ama yani bu konuda garanti veriyorum. Lider ülke olacak. İslam son kere hakim olacak. İslam'ın ne kadar güzel bir sistem olduğunu insanlar görecekler. Ya diyecekler, biz boş yere 1000 küsür sene canımızı yakmışız boş yere. Ne güzelmiş ya diyecekler, müzik varmış, eğlence. İstediğimiz gibi yiyoruz, istediğimiz gibi yiyoruz. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Boş yere kendimizi eziyet etmişiz diyecekler. Ama son. Sonra bak, bu kadar emek vereceğiz. İslam hakim olacak. Ki bayağı da tedbir alınacak. Yani her türlü tedbir alınacak. Ama buna rağmen bak, işte moral güç çok önemli. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih görevde oluyor. Ama yine bak, burukluk yaşanıyor Mehdi olmadığı için. İsa Mesih'in vefatından sonra akıl almaz bir manevi çöküş. Ya kardeşim, daha düğüne kadar diri olan adamlar adeta ölü gibi olacaklar. Ya moral, yani işte bak, Mehdilerin önemini buradan anlıyoruz. Mehdiler devam etse, 1000 sene de devam etse edecek. Yani Mehdi başta olsa İslam'ın hakimiyeti devam edecek. Bak, 1000 yıl Allah ömür verse 1000 yıl devam eder İslam. Ama vefatlarıyla, Mehdi ve İsa Mesih'in vefatıyla, iki Mesih'in vefatıyla dünyada moral diye bir şey kalmıyor. Hani önemsizdi Mehdiler? Bak, çöküş oluyor. Kur'an var, İslam var, her türlü eğitim var. Ama çöküşten kurtulamıyor insan. Moral yönünden tepe takla gidecektir. Ta 1543'e kadar. 1506 ya kadar açık galibane. 1506'dan sonra gizli ve mağlubiyet içerisinde vazife-i tenviriyesini yapmaya devam eder diyor. Bir, taife-i azamın son zamanlarına işaret eder diyor. Bak, bir taife-i kübra-i azam diyor. Mehdi talebelerin son zamanlarına bak. Taife-i kübra-i azam son zamanlarına işaret eder diyor. Böyle bir her konu, yani ben diyor tabii bu Allah'u alem diyorum diyor Bediüzzaman. Ama hem Fatiha hem Velhasıl Suresi diyor. Hem hadis, hepsi ittifakla aynı işareti göstertiyor diyor. Ben de diyor zannı galip meydana geldi diyor. Herhalde öyle olacak diyor. Yazsınlar bir granit kayaya.
Hicri 1545'ti. Eğer 46'yı görürlerse benim yanıma gelsinler. Yani ahiret. İnşallah. İngilizlerin devleti 1808'de Yeniçeri ayaklanmasını oluşturuyor. İç darbe olarak. İngilizlerin devleti. Üçüncü Selim'i tahttan indiriyor. Yerini dördüncü Mustafa'ya getiriyor. Ardından Osmanlı-Rus savaşını çıkarıyor. Sırbistan'a özellik verdi mesela. Sırbistan'a İngilizlerin devleti sahip oluyor. Sırfları ayaklandırıyor. Bak oyuna, tuzağa bak, kafaya bak yani. 1822'de mesela bu homoseksüel İngiliz şair Lord Byron'ın teşvikiyle, bak bir kişi görüyor musun? Tepedelenli Ali Paşa isyan ediyor. Darbe girişiminde bulunuyor. Bu isyanla uğraşan Osmanlı Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasını bir nevi sağlamış oluyor. Çünkü bütün gücü gitmiş. Yunanistan'ı ayaklandırıyor İngilizlerin devleti. Bak oyunu görüyor musun? Tepedelenliği başımıza bela ediyor. Darbe yaptırıyor. O darbe arasında, o kargaşada Yunanistan'ı Osmanlı'dan koparıyor. Sonra da onları mahvettiriyor Yunanistan'ı. 1876'da İngilizlerin devletinin yönlendirmesiyle Mithat Paşa devlete karşı darbe yapıyor. Hükümete karşı. Yani ilk değil bunlar. Yani hep alışmış bu adamlar. Yani İngilizlerin devletinin geleneği bu. Sultan Abdülaziz'i tahttan indiriyor ve yerine 5. Murat'ı geçiriyor İngilizlerin devleti. Bu askeri darbenin hemen ardından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Savaş sonrası Romanya, Karadağ, Sırbistan İngilizlerin devleti tarafından Osmanlı'dan ayrılıyor. Bosna, Hersek ve Doğu Rumeli'yi de ayırıyor. Bulgaristan'ı Osmanlı'dan koparıyor. Kıbrıs İngiltere'ye veriliyor. İngilizlerin devleti oraya el koyuyor, Kıbrıs'a el koyuyor. Kars, Batum, Ardahan Rusya'ya veriliyor İngilizler tarafından. 2 sene sonra da Fransa, Tunus'u, İngiltere'de Mısır işgal ediyor. Her ikisinde de İngilizlerin devleti hakim. ...9 Haziran 1908'de İngiliz Kralı 8. Edward yönlendirmesi ki o İngilizlerin devletinin bir mensubuydu. İttihat Terakki Cemiyeti bir darbeyle Sultan Abdülhamit'i ikinci meşruiyeti ilan ettiriyor. Görüyor musun bak yani ardından İngiliz Büyükelçiliği tercümanını görevindeki casus bu Gerald'ın organizasyonuyla 31 Mart ayaklanması ve askeri darbe yapılıyor. Bak bir kişiyle yapıyorlar. Darbe sonrası Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek bak Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek'i İtalya, Libya, Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. İngilizlerin yönlendirmesiyle. Bak Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek, İtalya, Libya'yı. Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Yine İngilizlerin yönlendirmesine. Yunanistan, Selanik, Girit ve Yanya'yı, Bulgaristan, Kavala ve Dede Ağaç'ı işgal ediyor. İngilizlerin devletinin yine yönlendirmesiyle. Avrupa'da Osmanlı bitiyor. Erol Demirezen, muteber kaynaklarda böyle bir hadis yoktur. Bu Şia hadisidir diyor. Ya kardeşim, Şia hadisi olsun. Veyahut Vehhabi hadisi olsun. Bu hadis çıkmış mı çıkmamış mı? Çıkmış. Sünni hadisi olsa ne fark eder? Şii hadisi olsa ne fark eder? Hadisin çıkmış olması önemli. Aynısı da çıkmış. Bitti. Evet dinliyorum. Hakkari Şemdinli ilçesinde önceki gün başlayan ve hala devam eden çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu. 3 asker yaralandı. Şehitlerin fotoğrafı vardı. Efeleri göreyim bakayım. Savaş Batu.
Kerim Keçeci. Savaş ve Kerim. Çağrılmışsınız, gitmişsiniz işte. Allah çağırınca gideceksiniz. Ne mutlu size. Allah şehadetinizi makbul etsin. Kabul etsin. Bizlere de o şerefi versin. Ne mutlu size bak. Gece karanlık bura. Siz aydınlıkta oturuyorsunuz. Her gün çok şık. Her gün. Yine çok şık olmuş. Nasılsın bir tanem? Şekerlik nasıl? Su gibi ya, acayip tatlı. Ne zaman okuldun? Ne zaman okulu bitirdin? Ne zaman avukat oldun? Minik canıyla. Aferin benim bir tanem. Evet, dinliyorum. İşitten kilise roket saldırısı oldu. İkisi çocuk, 6 kişi yaralandı adam. İşitten mi? Evet, öyle bir haber var. Nereden biliyor IŞİD'in attığını? PKK yapıyor, PKK. IŞİD yapmaz. PKK. İngiliz Derin Devleti'nin emriyle aslında İngiliz Derin Devleti attırıyor. Ama taşeron olarak PKK'nın itlerini kullanıyor. O homoseksüel alçakları kullanıyor. Katilleri kullanıyor. O bölgede zaten IŞİD kalmadı, operasyon yapıldı. Evet. Artık insaf yani, insaf, insaf. Hükümet kralı da olmuştu. O filmi göstersene. Daha yine şimdi görüldü. Yani biraz sabırlı olacağım. Daha hükümetin kuruluşunu şimdi ilan ediyorum. 5 dakika bile olmak için bana ömrünü soruyorsunuz. Gazeteciler kızdırmak için yapıyorlar. Yani Türkiye komünist olurdu, batardı da mahvolurdu da Allah Mehdiyet vesilesiyle bu memleketi kurtarıyor. İstanbul'u çoktan alırlardı. Bak bir kere en önemlisi Mehdiyet bütün dünyada kıyametin durmasına vesile. Bunu ben söylemiyorum, Resulullah söylüyor. Ben sıradan bir Müslümanım. Herhangi bir insanım. Yani benim bir vasfım yok. Hoca da değilim, alim de değilim. Müceddit, müştehit de değilim. Mehdi hiç değilim. Böyle bir iddiam da olamaz zaten. Zır cahil bir insanım. Ama hadisler net, açık. Sen inkar edeceğin gibi değil. Bak kıyametin engellenmesine vesile. Eğer Mehdi olmasa kıyamet kopacak. Ya şu an yaşıyorsan sen Mehdi vesilesiyle yaşıyorsun. Sen bundan haberin bile yok. Yani şu an insanlığın devam etmesinin tek sebebi Mehdi'dir. Kıyameti kopmamasının nedeni Mehdi'dir. Allah yoksa çoktan koparacak kıyameti. Bütün dünyada Allah inkar ediliyor Darwinizmle. Allah dünyayı ayakta tutar mı böyle bir durumda? Derhal dağıtır. Derhal kıyamet kopar. Ve o Darwinist iddiada olanların hepsini Allah sıraya dizip hepsini sorgular. Ve hepsini hak ettiği karşılığı da verir. Ama Mehdiyet vesilesiyle şu an kıyamet kopmuyor. Kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa diyor hocam. Allah o günü uzatıp benim evladım Mehdi'yi gönderir diyor. İşte. Kardeşim bütün muteber hadis kitaplarında en önemli konulardan birisi budur. Darbenin başarısız olmasının nedeni Mehdi'dir. Mehdiyettir. 12 Eylül öncesinde komünistlerin eline geçmemesinin nedeni Mehdiyet'tir. Millet hayret etmişti o dönemde ya.
Yani akıl almaz bir komünist yapılanma oldu. Dediler Türkiye kesin gitti dediler. Hiçbir şey olmadı. Ya dediler ne imanlı milletmiş, nasıl bir ortammış falan dedi. Allah müsaade etmiyor. Darbenin başarısız olması için hiçbir neden yok. Tek sebebi Mehdiyet'tir. Bak hepsinin üstünde kıyametin kopmasını durduran ana sebep Mehdi'dir. Bunu ben söylemiyorum, peygamber söylüyor. Ve bütün muteber hadis kitaplarında defaatle ve tekrarla anlatıyor bunu Resulullah. Milyonlarca insanı katletmeyi düşündü İngilizlerin devleti bu darbeyle. İstanbul'u ayıracaklardı. Direnen hepsini öldüreceklerdi. Şehit edeceklerdi. İzmir'i ayıracaklardı. Antalya bölgesini ayıracaklardı. Güneydoğu'yu zaten tamamen ayırıp Öcalan'a vereceklerdi. Yani PKK'ya teslim edeceklerdi. Sadece Orta Anadolu bölgesinde Türklerin yaşamasına müsaade edeceklerdi. Orayı da katliam alanı olarak kullanacaklardı. Yani İngiliz Derin Devleti'nin 200 yıldan beri özlemi olan uygulama yapılacaktı. Hep böyle muhbir, alçak, gaspçı, ahlaksız, hırsız, çok fazla böyle insan türedi. Muhbir derken suçluyu değil, kıskandığına, haset ettiğine iftira eden alçaklar. Mesela bir tane bile hayatta adam güzellik meydana getiremez. Ama güzel bir şey oldu mu hemen oraya domuz gibi dalıp orayı da batırmak isteyen pislik güruhu yani. Böyle mikrop zibil gibi var. İşte bunları eğitip, düzeltip insan haline getirmek lazım. Bu kıyametin durdurulmasına vesile olduğunu söylüyor Peygamberimiz hadislerde. Bu hadisler bana gelirse oradan anlatabilirim. Şimdi ezberden söylüyorum. Hayret bak diyor ki o darbe gecesi. Bak darbe olacağını hadis de söylüyor. Şevval diyor ayını da söylüyor. İstanbul'da olacak diyor. İki köprü tutulacak diyor. Köprüde kan akacak diyor. Kadınları da şehit edecekler diyor. Saçaklı yıldızlar uçacak diyor. Ve münafıkların da tutuklanacağını ve atılacağını söylüyor. Münafıklar yakalanıp tutuklanacak ve Müslümanlar arasından bu pis adamlar temizlenecek diyor. Yani Müslümanlar temizlenecek bu pislerden kurtulacaklar diyor. Münafıklarını atacak diyor Medine, İstanbul. Şehir çapında yayılacak diyor. Büyük bir katliam. Çatışma ve tabure diyor. Askerler diyor köprünün üstünde olacaklar diyor. İki köprü diyor ya üstelik. Bak bu hadis saklanıyor. Gizleniyor. Adam da diyor ki ya da Şii hadisi diyor. Ya olmuş. Ve adam olmuş. Tahakkuk etmiş. Bunun Şiisi Vahabisi kalmış mı? Peygamberin hadisini kıskanıyorsun ya. Artık bu kadar bu hale gelme yani. Peygamberin hadisi de mi kıskanılır ya? Bu hallere mi de mi düşecektiniz? Ağrına gidiyor peygamberin hadisi. Yani bak darbenin ayına kadar söylüyor. İstanbul'da olacak diyor. Şevval'de olacak diyor. Temmuz'da. Aynen dediği gibi oluyor. Ve bu gizleniyor. Bak alimler bunu gizliyor, hocaları gizliyorlar. Bu Şii hadisi ya diyor. Ya kardeşim olmuş mu? Evet olmuş diyor. Kardeşim şimdi Şiisi, Vahabisi, Sünnisi kaldı mı? 1000 yıllık hadis. Doğruymuş demek ki. Sünni almamış olabilir. Şii almış. İyi aldıysa Allah razı olsun. Bak dediği doğru çıktı işte. Bak
Bak Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Resulullah'dan ferman diyor. Resulullah ferman etti. Eğer İmam Mehdi yeryüzünden bir saat çekilse diyor peygamberin. Bir saat. Tıpkı denizin insanları boğduğu gibi yeryüzü kendi insanlarını yutar diyor. Bir anda kıyamet kopar diyor. El-Kafi cilt 1 sayfa 137. Ebu Hamza'dan Resulullah ferman etti diyor ki Allah'ın kullarınınla hücceti olan İmam Mehdi olmasa yeryüzü bir an dahi baki kalamaz diyor. Kıyamet kopar diyor. El-Kafi cilt 1 sayfa 137. Bak nerede geçiyor? Müsned. Müsned-i Ahmet. Ahmet bin Hanbel. Ahmet Hanbel artık yani ehli sünnetin göz bebeği alimlerden biri. Hadis imamı. Ne diyor? Dünyanın sonuna bir gün kalsa dahi Allah zulüm ve kötülükle dolmuş olan yeryüzünü yani anarşi, terör, darbeler, acımasızlık, her türlü zulümle dolmuş olan yeryüzünü adaletle doldurması için ehli beytimden Mehdi'yi gönderecektir. Dünyanın bak sonunda bir gün kalsa, kıyamete bir gün kalsa Allah kıyameti durduracak diyor. Kim söylüyor bunu? Ahmet bin Hanbel söylüyor. E sen diyordun ki bak Şii hadisi diyorsun. Al sana Sünni hadisi işte. Hem de İmam Hanbel söylüyor. İmam Hanbel yani artık konuşacak lafı da yok yani. Başka Sünen Ebu Davud'da hadis numarası 3734. Başka Bayhaki'de Ehl-i Sünnet'in göz bebeği sayfa 105. İbn-i Mace, Sünen-i İbn-i Mace, Ebu Naim ve Ebu Hureyre'den tarihçe ettiler. O dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyurdu. Eğer dünyadan bir gün kalsa, yani kıyamete bir gün kalsa, Allah o günü uzatır, kıyameti durdurur. Ve ehli beytimden Mehdi'yi melik kılar. Duyuyor musun? Zat, Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'l Muntazar 10, El Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar 27. Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ki Resulullah ferman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytimden ismi isme mutabık olan Mehdi başa geçecektir. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa Mehdi'nin başa geçmesi için Cenab-ı Hak o günü behemahal uzatır. Kıyameti durdurur diyor. Nerede geçiyor? Sünen-i Tirmizi'de. Sahih hadis kitabı. Ehl-i Sünnet'in temel kitaplarından. Dördüncüsü cilt 92'de. Ceketinizin rengi şahane hocam. Ne varmış ceketin? Ne? Ne? Yok ya sıradan kıyafet ne var? Maşallah. Biraz daha yakından görsek aslında hocam. Ne varmış yani? Ya evet kumaş. Devletimiz muhteşem. Şimşek çakması gibi. Omuzunuzun genişliği de çok dikkat çekiyor. Kardeşim maşallah. Evet. Size çok heybetlisiniz. Maşallah. İpek böceğini iyi beslersen o da seni iyi besler. Yakup sözü. Dut ağacının yaprağı körpe ise ipek böceği güzel çalışır. Maşallah. Bunu bileceğiz. İnşallah. Ve yaşayacağız, anlayacağız, göreceğiz. Kapımız açık. Efendim çalışıyor mu o makine? Son haddinde mi? Değil. Bu, bu da değil. Evet. Çok şeker bir Japon bebek var aranda. Japon, göster bakayım. Abi sen onun göbüşünü yesin. O yanakları da yesin.
Onun patilerini ısırmak şahane olur ya. Şu ayaklar falan çok iyi ısırılır. Tam minik ağaç insan. Mevlevi Şeyhi Halet Efendi. Eşi ve annesi Fransız. Yunan isyanında Rumları destekleyip ayaklanmaya sebep oluyor. Bak Mevlevi Şeyhi adam, dikkat edin. Fenerli Rumlardan ettiği paralarla servetini çoğaltarak Yeniçerilere para dağıtıyor, taraftar topluyor. Mora isyanında Rumların tarafını tutarak tepe denen Ali Paşa'yı kötülüyor ve idam edilmesine sebep oluyor. Rikab-ı Humayun reisliğine getiriliyor. Bu vazife sırasında İngilizlerle gizli ilişkisi ve Mora isyanına sebep olduğu ortaya çıkıyor. Öyle uyanık ki İngiliz derin devleti. İngiliz derin devleti eskiden başarısız olunca birden Türkiye yanlısı gibi gösteriyor kendini. Mesela Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte İngiliz propagandası yönünü değiştiriyor. Daha önce Türklerin katil olduğu hakkında çok ağır iftiralar içeren Mavi Kitap ve Türklerin Ölüm Saçan Tiranlığı kitaplarının yazarı Ernest Toynbee bu sefer ad isim değiştiriyor. Bak dikkat edin, kitabın yeni ismine bak. Bir Milletin Yeniden Doğuşu diye yeni bir kitap yazıyor. Ya bu adamlar bu kalemun gibi ya. Ve birden Türkleri övmeye başlıyor. Bazıları buna inanıp Toynbee'nin Türk dostu olarak kabul ediyor. Merhaba, gönderdiğim ürün tamamen el işçiliğiyle yapılmış ardıç ağacı köklerine imal edilme 45 yıl tecrübenin ürünü olan duvar apliğidir. Hocamızın yeni yaptırdığı eve yakıştırdım. Bu ürünü lütfen bunu hocamıza gösterir misin? Beğeneceğine eminim. Tamamen el yapımı bir sanat eseri diyor. Evin dekorasyonu son derece uygundur diyor. Göstertebilir misin? Yok. Hadi neyse. Hakikaten ilginç duruyor da. Şimdi mesela bu İngiliz derin devletini anlattığım konular benim hazırladığım kitabın anlatımı. Şimdi bunları arkadaşlarımız alıyorlar, deşifre ediyorlar. Sonra bu efendim matbaaya gönderiliyor. Redaktör şu bu falan gözden geçiriyor. Ve kitap haline geliyor. Yani kitabın meydana gelişi burada oluyor. Bu anlatımlardan sonra oluyor. Haberi bile olmuyor kitabın burada hazırlandığında. Adnan hocamızın bir sohbetinden Cerablus operasyonu hakkında bakın lütfen Allah peygamber Kur'an aşkına gerisini söyleyen ne olacağını çok araştırmamı bulamadım. Söylemeyecekseniz bile bizim için iyi mi kötü mü tek kelimeyle söylerseniz yeter. Bekliyorum size çok mesaj geliyor, okumayabilirsiniz de hakkınızı helal edin. Sami. Yani Türkiye'de hayırsız bir şey olmaz. Her şey hayır. Sağa dön hayır, sola dön hayır. Üstümüz hayır, altımız hayır, her yer hayır. Biz hayırla sarıldık. Mehdiyet'in olduğu yerde hep hayır vardır. Ben Mehdi'nin alelade bir talebesiyim. Bizler de, sizler de talebesiniz. Ama zahir olması an meselesidir. Bak bas bas bağırıyorlardı Mehdiyet yok, Mehdiyet yok, Mehdiyet yok. Biz de inanıyorduk muyduk gibi düşündüler herhalde. Kardeşim bak altını çizerek söylüyorum. Madem Mehdiyet yoktu, sahtesi devleti ele geçirmesi an meselesiyken gerçek Mehdiyet meselesiyle durduruldu. Buna ne diyorsun? Bak sahtesi devleti ele geçiriyordu. Ve Mehdiyet vesilesiyle durdurulmuştur. Ha nasıl durdurulduğunu sen ileriki yıllarda öğreneceksin.
Evet, izlenme bir hayli yüksek. Müzeyyen annenin güzel parçaları vardır. Bize gönderirsin. Kabadayıdır o an. Evet. Allah gani gani rahmet etsin. Yani hakiki kabadayıdır. Osmanlı kabadayısıdır. Alemin en kral delikanlısı maşallah. En genç. Mehdi'nin talebesi siz varsınız. Sıkıntı yok şu an. Tam ben. Uslup net. Kemal Akça, Akha, 12 Kemal. Tayyip Erdoğan, Membit ve Cerablus'ta peydenin kökünü kazıyacağız diyor. Yapar şöyle bir kabadayılık, yiğitlik. Tarihe geçer. Kilis PKK ile ne alakası var diyor. İngilizler PKK ile ne alakası var diyor. Partizan. Komün gücü. Kilis PKK ile ne alaka? Peki Güneydoğu'daki cinayetleri kim yapıyor? Yani binlerce, on binlerce askeri, polisi şehit eden kim? Orada cinayetleri organize eden kim? Bir de bu köpekler hepsi kuru ve öküz gibi adamlar.
bunların tek başına hareket edebileceğini tahmin ediyor musun? İngiliz derin devleti bunları yönlendirmese bu sığırlar tarlada yürümeyi bile bilmiyorlar. Öküz gibi herifler. İki kelimeyi bir araya getiremiyorlar. Ya bunlara en ince planları, bütün detayları ulaştıran İngiliz derin devletidir. İşte Türk ordusunun operasyon yapacağı bunlara bildiriliyor. Bunlar da ona göre tedbir alıyor. Yoksa bunların kökü çoktan biterdi. Hepsi yakalanırdı. Dolayısıyla komün gücüne de Allah'ın gücüne inanacaksın. Kendi itirafları var hocam. İngiltere bizi kurdu diye. Tabii. Abdullah Öcalan söylüyor. İngiliz derin devleti bizi kurdu diyor. Sen diyorsun ne alakası var? Sen biraz oku, incele, araştır. Yani kendine bir at takmışsın. Ondan olmaz. Ben sana kaynak veriyorum. Öcalan'ın kendisi söylüyor. Bizi İngiliz derin devleti yönlendiriyor diye. Öcalan konuşmasında diyor ki İngiltere bizim konumuza en akıllı yaklaşan ülkedir diyor. Met TV'ye yayın hakkı verdi diyor, PKK'nın Met TV'ye. Bak, yayın hakkı verdi. Politikaları İngiltere oluşturur, Amerika Birleşik Devletleri'ne de uygulattırır diyor. Bayağı net. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni bunu uygulattırabilmektedir. Gelişmelere dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Yani asıl yönetim İngiltere'de diyor. Konulara çok derin yaklaşıyor İngiltere diyor. Daha ne desin? İşte anlatmış. Merhaba. Nasılsın? Çok iyi, önemli bir dersi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Annenizle görüşüyor musunuz? Arada, evet. Ne güzel. Annen seni çok seviyor, biliyorsun. Elhamdülillah, ben canı çok seviyorum. Vay! Vay! Tamburu görüyor musun? Figan ediyor. Falan zayıf olmuş değil falan. Orada darbuka, cümbüş, klarnet, yeri göğü yıkması lazım. Olmaz. Bu ne seda ya, bu ne seda ya, maşallah.
Osmanlı Devri'nin son alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi. Bu Hüseyin Hilmi Işık'ın da hocasıdır. Mehmet Şevket Ege Hoca'nın da hocası. Yani hepsinin hocasıdır. Necip Fazıl'ın da hocası. İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanı İngiliz derin devletidir diyor. İslamiyet'i bir ağaca benzetirsek, başka kafirler fırsat bulunca bu ağacı dibinden keser. Müslümanlar da bunlara düşman olur. Fakat bu ağaç bir gün filiz verebilir. İngiliz derin devleti böyle değildir. Bu ağaca hizmet eder, besler. Müslümanlar da onu sever. Fakat gece kimse anlamadan gizlice köküne zehir sıkar. Münafıkça bir hareket. Görüyor musun? Ağaç öyle kurur ki bir daha filiz veremez. İşte bu Fethullah Gülen hareketinin yapılan oyun da bu. Vah vah çok üzüldüm diyerek, bak vah vah çok üzüldüm diyerek Müslümanları aldatır. İngilizlerin devletinin İslam'a böyle zehir salması demek, para, mevki ve kadın gibi nefsane arzular karşısında satın aldığı yerli münafıkların, bak yerli münafıkların, soysuzların elleriyle İslam alimlerini, İslam kitaplarını, bilgilerini ortadan kaldırmasıdır. Görüyor musun? Mübarek ta o zaman teşhisi koymuş. Evet dinliyorum. Bir video gösterecektim. Kendi kendine biberonla süt içen bir ufak kedi var. Sesi var mı onun? Bu kadar. Ya böyle böyle bayağı garip sesler çıkıyor olması lazım. Hocam birçok ünlü sanatçı, siyasetçi, bilim adamı, gazeteciyle konuşuyorum. En çok dikkatimi çeken konu, önce A9 TV hangi kanal, uyduda mıydı, nasıl yeni açılan bir kanal mı gibi diyor, soruyorlar diyor. Sonra biraz konuşunca en sıkı takipçiniz olduğunu ortaya çıkıyor diyor. Bu çiftlik konusunda da aslında kendilerine ele verdiler diyor. Her gün birbirinden hikmetli sözleriniz gazete ve TV'lerde manşet olacak nitelikte olmasına rağmen hiç haber olmuyormuş gibi yaparlarken çiftlik konusunda hepsi aynı anda olayı atladı diyor. Bu olayı ne kadar yakından takip ettiklerini gösteriyordu. Hakikaten ben çok oluyor, genç kızdan falan da oluyor. Siz burada bir televizyon kanalı var öyle mi diyor, nasıl bir şey falan diyor. Sonra biraz konuşuyorum. Dünkü, evvelki gün bütün konuşmalarımı ezberden bir dinliyorum. Su gibi biliyor, hepsini biliyor. Kuzenizde hangi renk ceket varmış? Yani hepsini, kızların isimlerini, arkadaşların isimlerini. Niye öyle yapıyorlar acaba? Dinliyorum. Son zamanlarda Hakkari, Elazığ, Van, Şırnak ve Cizre'deki bombalı saldırıları yapan PKK'lıların Kobani'de PYD kamplarında yetişen teröristler olduğu tespit edildi. Elazığ'da 8 Ağustos'ta düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 100'den fazla vatandaşın yaralandığı saldırı yapan canlı bombanın, Cizre'deki intihar saldırısını düzenleyen teröristin, Van'da jandarma karakoluna saldırılan canlı bombanın, Hakkari'de 27 Temmuz'da polis noktasına saldıran teröristin ve Ankara'da 17 Şubat ve 13 Mart'taki iki saldırıyı yapan canlı bombanın Kobani'de aynı kampta eğitim gören teröristler olduğu açıklandı. Canım, maluma açıklamaya gerek var mı? Malum zaten, yani o neyin anlatıyorlar biliyoruz tabii ki. Selam söyle, selam söyle, yara benden Urfa.
Şeytan Allah'a sığınırım. Elem tere keyfe feale rabbike bi eshabi fiil. 2019 tarihini veriyor biliyorsunuz. Rabbim fil sahiplenenler yaptığını görmedin mi? Fil zaten İngiliz derin devletin sembolüdür. Bak. Elem tere keyye. Türkiye. Bak. T T R K Y K. Görüyor musun? Türkiye. Direkt Türkiye diye çıkıyor. İngilizlerin devletinin burada nasıl battığını, helak olduğunu nasıl işaret. Şeyle ilgili Sayın Kahraman açıklama yapmıştı ya meclis başkanı. Onu geri almışlar. Küba sosyalist devrimde yer alan bir şahsın değil, kendi milli değerlerimizi önümsemiş, ülkemizin müreffeh ve barış dolu aydınlık geleceğini teminat olan gençlerimize tarihimizdeki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceği, takip edilebileceği tavsiye edilmiştir. Yani Çe'yi tenzih ederiz diyorlar. Ya niye çeviriyorsun lafı? Allah Allah, adam cinayet işlemiş bir adam. Komünist, terörist, gerilla lideri. Yani adamın o eylemini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Eyleminden dolayı o adama karşıyız. Yani burada acayip olan bir şey yok. Nasıl Abdullah Öcalan'a karşıysak ona da karşıyız. Bu resme gerek yok. Münafık kitabından biraz okuyalım. Münafık, Müslümanlara iftira atarak kendini temize çıkarmaya çalışır. Münafığın sinsi oyunlarından biri de hemen her fırsatta samimi Müslümanlara iftira atma alışkanlığıdır. Münafık, kuşkuyu üzerinden dağıtmak, suçlu görünümünden kurtulmak ve kendince temize çıkabilmek için sürekli kendisini mağdur gösterme çabası içine girer. Amacı kendisini gereksiz yere kuşkulanılan, gereksiz yere tedirgin olunan, masum bir insan gibi göstermektir. Ancak elbette bu da münafığın hastalıklı planlarından biridir. Ne kadar mağdurmuş izlenimi verirse, kendisine o kadar geniş, rahatça hareket edebileceği, kolaylıkla hainlik yapabileceği bir alan açabileceğini düşünür.
Bu hedefine ulaşabilmenin en kısa ve etkili yollarından birinin de kendince Müslümanlara iftira atmak olduğuna inanır. Lafın hemen her sözünde açık ya da gizli bir mağduriyet iması vardır. Bu sözde mağduriyeti delillendirmek için de bol bol yalan söyler ve Müslümanlara iftira atar. İzlediği bu yol da elbette ki sinsi planın bir parçasıdır. İftira atarak hem öfke duyduğu Müslümanları karalamak hem de kendini mağdur ve masum göstererek yüceltmeyi hedefler. Kendince Müslümanlara duyulan güveni ve onların sözlerine karşı duyulan inancı sarsacak, kendisine karşı duyulan güven ve itibarı ise güçlendirecektir. Ancak münafık iftirayı elinde hiçbir delil olmaksızın gelişi güzel bir şekilde gündeme getirmez. Şeytandan aldığı ilhamlarla önce konuyu sinsice planlar ve zeminini güçlendirir. Atacağı iftiranın bir altyapısı olabilmesi için olayları olmasını istediği şekle, yani atacağı iftiraya benzer bir hale getirebilmek için özel olarak yönlendirir. Sonrasında yeri geldiğinde atacağı iftira için geçmişe yönelik sunabileceği sahte deliller oluşturur. İşte zaman içerisinde tüm bu altyapıyı güçlendirdikten sonra planını uygulamaya başlar. Münafık iftira atarken kullandığı konuları da çok özenle seçer. Genellikle iftiraları onun samimiyetine, iyi niyetine, gösterdiği çabaya rağmen Müslümanların anlayışsızlığı, kötü ahlakı, yalan söylemeleri, kötü davranmaları, adaletsizlik yapmaları, iftira atmaları, kasti olarak onu dışlamaları gibi kendisini yüceltmeyi, Müslümanları ise kötülemeyi amaçlayan mantıklar üzerine kuruludur. Bu iftiralarda Müslümanlar hep neredeyse dünyanın en kötü insanlarıdır. Ve özellikle de ona karşı çok çirkin tavırlar sergiliyorlardır. Münafıksa tüm bu iftiralarda hep iyi niyetle çabalayan, ancak hep hakkında yanlış teşhisler konulan, yanlış anlaşılan, iyilikten başka bir isteği olmayan masum ve mağdur kişi konumundadır. Ancak tüm bunlar tam şeytanın ahlakına uygun olarak kurgulanmış yalanlardan ibarettir. Zira münafık her eyleminde olduğu gibi bu planını uygularken de doğrudan şeytanla ittifak halindedir. Allah Kur'an'da şeytanların işbirliği yapacakları kimselerin gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün ve yalancı insanlar olduklarını bildirmiştir. İşte bu özelliklerle de tam da münafığın ahlaksızlığı tarif edilmiştir. Şuara suresi 221-222 Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi? Onlar gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler. Münafıkların Müslümanlara iftira atma yöntemlerine sayısız örnek vermek mümkündür. Örneğin münafığın en istemeyeceği şeylerden biri İslam'a ve Müslümanlara fayda sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Ancak Müslümanlar gece gündüz tebliğ çalışmaları yaparken kendisine bu çalışmalara hiçbir katkıda bulunmaması dikkat çekmesin diye bu konuda kendini temize çıkarmak zorundadır. İşte bunun için hemen etrafını suçlar ve Müslümanlara iftira atar. Ben İslam'a çok hizmet etmek istiyorum ama onlar benimle ortak çalışma yapmak istemiyorlar. Bana bir faaliyet vermiyorlar, benim yardımımı istemiyorlar ya da çalışmalarıma engel oluyorlar gibi bahanelerle ortaya çıkar. Oysa ki elinin altında İslam'a faydalı olabileceği, Müslümanlara yardım edebileceği çok fazla imkanım vardır. Ayrıca her ben de bir faaliyet yapmak, size yardımcı olmak istiyorum dediğinde ona tamam o zaman şu konuda şöyle bir çalışma yapar mısın gibi bir talepte bulunur. Ama münafık kasıtlı olarak bunların hiçbirini yerine getirmez. Zaten bu sözleri söylerken ki niyeti de asla hizmet etmek değildir. Sadece iftira atabilmek ve huzursuzluk çıkarabilmek için bahane bulmaktır. Hiçbir işe yaramadığının ve Müslümanlara hiçbir konuda yardım etmediğinin kendisi de farkındadır ve çirkeflik yaparak, yaygaraları kopararak bu imajın üstünü örtebileceğini sanır. İnsanların aklında istiyor ama imkan tanınmadığı için bir şey yapamıyor algısını oluşturabileceğini zanneder. Halbuki Müslümanlar samimi hizmet etmek isteyen birinin tavrıyla ahlaksızlığından dolayı hizmetten sessizce kaçan birinin tavrını kolaylıkla ayırt edebilecek kadar akıllıdırlar. Münafığın bu ahlakını detaylandırmak için verilebilecek daha yüzlerce örnek vardır. Münafık iftira malzemesi olarak gerektiğinde sağlık gibi hassas bir konuyu bile kullanmaya çalışır. Örneğin kendisine yeni pişirilmiş çok güzel bir yemek ikram edilir. Yemeğin bayat olduğunu iddia eder. Yediği meyvenin kenarında bir çürüme görse, bana bunu güzel özellikle seçip verdiler, benim sağlığımı umursamıyorlar gibi hayal ürünü bir iftirayla ortaya çıkar. Bulunduğu yerdeki tozdan alerjisi tutsa, burayı özellikle tozlu bıraktılar, hayatımı tehlikeye attılar der. Ona güzel bir söz söyler, iltifat ederler, benimle alay ettiler, dalga geçtiler der. Yaptığı bir işe yardım etmek isterler, beceriksiz olduğumu ima etmeye çalıştılar der. İşte münafık Müslümanların arasında kaldığı sürece bunlara benzer iftiralara asla son bulmaz. Dünyada karşılaşabileceği en vicdanlı, en dürüst insanların Müslümanlar olduğunu bildiği halde bu nur gibi tertemiz insanları karalamaya çalışarak huzursuzluk çıkarmak ve Müslümanlara zarar vermek ister. Ancak bu yaptıkları Müslümanlar için hayır, münafık içinse azapla sonuçlanır.
Allah Kur'an'da gerçeği sürekli ters yüz ederek iftira atan münafığın ahirette acı bir azapla karşılaşacağını şöyle bildirmiştir. Câsiye suresi 7-8, şeytana Allah'a sığınırım. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce inatla büyüklük taslayarak sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. Evet, münafığı bu kadar mükemmel analiz eden bir kitap. Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah. Balatayı sıyırmak, aklını kaybetmek anlamında. Evet. Süper ifade bu ya, balatayı sıyırmak. Mükemmel bir ifade. Benim bildiğim bayağı cinayet işlemiş ve cinayeti teşvik etmiş birisi. Yani adam öldürmüş, o adam öldürmeyi teşvik etmiş bir adam nasıl övüyorsun? Ne diyor? Evlere, eğlence yerlerine de terör götürülmeli. Bak, Çe'nin ifadesi. Evlere, eğlence yerlerine de terör götürülmeli. Barışçıl bir an bile bırakılmamalı. Bak, barışçıl bir an bile bırakılmamalı. Moral bozmak için her yöntem denenmeli diyor.
eğlence yerlerine topyekun savaş. Hatta barışçıl bir an bile bırakılmadı. Nerede bulunuyorsa ona saldırılmalı. Öyle bir kafa olmaz. İnsanı etkin, soğuk bir ölüm makinesine dönüştürelim diyor. İnsanı etkin, soğuk bir ölüm makinesine dönüştürelim. Ya bu neyini savunuyorsun sen? Ya sen bunu güzel görüyorsan aynı kafadasın demektir. Şehrinden selamlar. Aleyküm selam. Sizi uydudan, TV'den izliyoruz. Hepinize selamlar diyor. Aleyküm selam. Hepimiz olmaz. Sen bana selam vermiş ol. Ben de aleyküm selam diyeyim. Dinliyorum Fikret Efendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında bugüne kadar 400 kilometre karelik alanın temizlendiğini duyurdu. Şimdi Membiç'e girme planları var. Çünkü PYD söz verdiği gibi Membiç'ten çekilmedi. Aksine buraya silah yığınağı yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarımız YPG gibi terör örgütleri vatandaşlarımız için bir tehdit olmaktan çıkarana kadar devam edecek dedi. Şey var. Zilkade. Zilitçiye ne kadar var? Giriyor. Ne? Giriyor. Nasıl? İki gün var. İki gün var. Dört gün var. Yapa yapa çalımlara içecek yine gaz.
diker solun bayı. Yapa yapa çalımları, içecek yine gazozları. Çek çek çek, çek arabayı, çek çek çek. Akşam nazı, yapa yapa çalımları, içecek yine gazozları. Çek tulumbayı, çek çek çek, çek arabayı, çek çek çek, çek tulumbayı, çek çek çek, çek tulumbayı, arabayı, çek çek dinliyorum. Etiketimiz liseli Adnan Bey. Güzel. Sevgi birliğimiz daimi. Evet dinliyorum. Köpekle ördek ahbap olmuşlar. Videoları var. Enerjiye bak sen ya. Ama bir acayip arkadaşlıkları yani. Bayağı güzel dostlukların. A, B, C, evet. Acar şeker. Evet dinliyorum. Bir minik kız vardı Macaristan sınırında bekleyen mülteci kız. Resmi gösterelim. Ne kadar şeker bu böyle ya. Maşallah bayağı güzel olacak. Suriyeliler çok güzel insanlar, bayağı güzeller. Anam ve YPG militanları Arap ailelerini canlı kalkan olmaya zorluyorlar. YPG teröristler Türk savaş uçaklarının harekatı sırasında vurulacak noktalarda militanlarla birlikte sivillerin de hayatını kaybetmesi için Arap köylüleri belirli evlerde toplayıp çıkmalarını engelleyecek tedbirler alıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ise sivil kayıpların yaşanmaması için azami önlem alındığını duyurdu. Bilmiyorum. YPG militanlarının Arap aileleri canlı kalkan olmaya zorladığı ortaya çıktı. YPG'li teröristler Türk savaş uçaklarının harekatı sırasında vurulacak noktalarda militanlarla birlikte sivillerin de hayatını kaybetmesi için Arap köylüleri belirli evlerde toplayıp çıkmalarını engelleyecek tedbirler alıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ise sivil kayıpların yaşanmaması için azami önlem alındığını duyurdu. Onlar hiçbir şey yapamaz, boş yere çırpınıyorlar. Ç dünyada saygıyla anılıyor diyor. Kardeşim nasıl saygın anılıyor? Adam öldürmekten bahsediyor adam. Bak diyor ki Çe, ben silahlı mücadeleye kesin inanıyorum ve inançlarımda katıyım. Ve sürekli kan dökülmesini istiyor. Her yerde şiddet ve dehşet olsun diyor. Evlerde, sokakta, eğlence yerlerinde her yerde şiddet ve dehşet. Ve ölüm olsun istiyor. Sen bunu nasıl savunuyorsun? Savunuyorsun aynı kafadasın demektir.
Aslan hocam, şehitler alemini anlatır bilir misin? O makamı anlatabilir misin şehitler? Oradan çıkıp cennete gidecekler mi? Yoksa sonsuza kadar o makamda mı kalacaklar? Siz severek takip ediyoruz. Hayırlı geceler. Emel Göksel. Cennet gibi bir dünyadır. Şehadet alemi, ama orada ölürler. Yani yaşar, ölür. Oradan yeniden geliyorlar. Yani ahirette cennete oradan geliyorlar. Normal hayat yaşıyor, yiyor, içiyor. Yani dünya gibidir. İmtihan oluyor. Ama pozitif imtihan oluyor. İşte o çok acayip. Yani sadece sevap kazanacak şekilde imtihan oluyor. Yani günah hiç olmuyor şehadet aleminde. Ama aynı bizim gibi yiyor, içiyor. Oradan zaten ölmediklerine inanıyorlar. Yani aynı bizim gibi ihtiyaçları. Maddenin vasfı değişik, fakat onu çıkaramıyorlar. Yani neden o hayata geçmediğimizi düşünüyorlar sadece, yani ona şaşırıyorlar. Yani diğer insanların da gelmesini istiyorlar. Rahat olduğu için tabii ki. Orası özel yaratılmış bir yer, özel ayarlanmış bir yer. Onlar da öyle, hani orasına öyle geldik gibi düşünüyor. Yani ölüp geldiğinin farkında değil. Yani ölme zaten olmuyor da, ölme demeyeyim de yani bedenini bırakıp yeni bir bedenden geldiğini bilmiyor. Şeytanın bir etkisi ve nefis etki etmiyor. Gayet rahat. Sıkıntı yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok. Aslında oradan şüphelenmeler lazım. Evet, evet. Şüphelenmiyorlar. Tabii olumlu baktıkları için. Burayı görüyorlar mı? Öyle mi? Yok, görmedik. Yani sadece dünyadaki insanlar biliyorlar. Fakat yani o yere niye gelmiyorlar? Yani oraya herhalde bir yabancı ülke gibi falan mı görüyorlar kendi aralarında? Bilmiyorum ki yani. Nasıl oluyorsa, yani diğer insanların da gelmesini istiyorlar. Çünkü ölse öyle, yani insan ihtiyaçları olmaz, acıkıyor. Mesela acıkıp yemek yiyor, susuyor. Yani normal yiyip içiyor. Dünyadan bir kademe farklı, yani bir boyut farklı. Bayağı benziyor ama ölüyor sonunda. Yani kıyamet, hepsi ölüyorlar. Fakat doğrudan cennete geçiyorlar. Şimdi ise doğrudan cennete geçiyor. Almanya'da yaşları 14-17 arasında değişen 9000 yalnız mülteci çocuk kaybolmuş. Bu yani dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birisi. 9000 çocuk, bak 14-17 arasında değişiyor yaşları. Yok ortada. Büyük bölümü muhtemelen homoseksüellerin falan eline geçti. Katillerin eline geçti. Bir de bu organ mafyasının eline geçmiş olabilir. Dünyada en yüksek kadına tecavüz oranı ilk Amerika Birleşik Devletleri, sonra İsveç, Fransa, Kanada, İngiltere, Almanya. Yani en medeni ülkeler, en çok tecavüzün olduğu ülkeler. Hani diyorlar eğitimle değil, imanladır. İmanla insanlar düzelir.
Hayrettir ya bak, bu Almanya'da 9000 çocuk kayıp, mülteci çocuk. Almanya resmi açıklama yapmış, hiçbirinin hakkında bilgimiz yok diye. Halbuki Avrupalı bir çocuk kaybı olsa yer yerine oynatırlar. Bak Suriye'de 9000 çocuk kayıp, adamların umurunda bile değil. Evet, dinliyorum. Pentagon sözcüsü Peter Cook, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile PYD arasındaki çatışmaların kabul edilemez olduğunu belirtti ve şunları söyledi. IŞİD'in artık bulunmadığı bir noktada yaşanan bu çatışmaları kabul edilemez bulduğumuzu netleştirmek istiyoruz. Bölgede bulunan tüm silahlı aktörlere çağrıda bulunuyoruz. Acilen çatışmaların sonlanması için gerekli önlemler alınmalı ve taraflar savaş pozisyonundan çıkmalı dedi. PYD'nin neyini kuruyorlar bunlar ya? PYD terör örgütü, komünist, Stalinist, Allahsız, kitapsız, Avrupa'ya düşman, Amerika'ya düşman, Allah'a, kitaba düşman, her şeye düşman. Manyaklardan oluşmuş, kan dökücü çakallar bunlar. Yani foseptik gibi adamlar. Bunları adam yerine koymaları, bunlarla iç içe olmaları, bunlara saygı duymaları çok korkunç. Yani mektupla uyarmak lazım. Evet, dinliyorum. Fransız basının ardından İngiliz basını da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PYD düzenlediği operasyonları Türkiye sivilleri katlediyor yalanıyla dünyaya servis etti. Halep'in Mahdi bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçaklarının yaptığı bombardımanın görüntülerini Türkiye yapmış gibi kullanan Independent, Türkiye 40 sivili öldürdü haberini yaptı. Rusya'nın katliamını Türkiye'ye aitmiş gibi gösteren gazeteye tepki yağdı. İşte karşı bilgilendirme çok önemli. TRT'nin İngilizce yayın yapan kanalı gece gündüz bunları açıklasın, anlatsın. Entel dantel takı diyorlar. Entel dantel takılacağını anlatsın işte. Siz bölgede fotoğraf ve video çekilmesini söylemiştiniz zamanında. Evet. Ordu Foto Film Merkezi var. Yoğun olarak faaliyet yapsın. Onlar yapmıyorsa bir amatör kuruluş da yapabilir. Yahut bir gazete grubu da bunu yapabilir. Gazeteci grubu. Dolayısıyla bilgilendirme çok önemli. Onu yine bir dilekçeyle de bildirelim. Hem Genelkurmay'a hem Milli Savunma Bakanlığı'na. Yani ne kadar çok bilgilendirirsek o kadar iyi. Yani Fikret'in olaya
Konsantrasyonu. Olay yaşaması. Olayı ifade etmesi. Ruhunuyla o müziğin bütünleşmesi. Ruhunun müziği anlatması. Hatırasın var Fikret. Olabilir evet. Dolu. Bu resimleri evet silebilirsiniz. Önümüzdeki günlere tabii harika, şaşırtıcı olaylar olacağı anlaşılıyor. Ama hep İslam'ın lehine, Müslümanlar lehine sonuçlanacaktır. Gece gündüz Mehdiyet'ten bahsedilmesi ve muazzam bir Mehdiyet ürküntüsü dikkat çekiyor. Ama hayret verecek bir ürküntü. Yani adeta dehşet içinde bir kısım kişiler. İngiliz Derin Devleti dehşet içinde. Küfür dehşet içinde. Bilgisi olmayanlar dehşet içinde. Benim bildiğim Deccal'den korkulur. Ama akıl almaz bir Mehdi korkusu dünyayı sardı. Halbuki hiç korkulacak birisi değil. Barış getirecek, sevgiyi, güzelliği getirecek birisi ama kıskançlık, hasetlik ve gurur kırılması korkusu onları bir garip hale getirdi. Çünkü onların bağırmalarına rağmen Mehdiyet ilerliyor. Ve durduramıyorlar. Yani bu kadar geniş kadroyla durduramıyorlar. Geliversen ne olur, geliversen ne olur. Abdullah Öcalan 12 Ekim 1997 yazıda Che Guevara'yı örnek aldığını anlatıyor. O dağlardaki gerilla tarzının gerçekten büyük tutkusuydu o yönü. Gerçekten hoşuma gidiyor. Lenin, Stalin, Mao bile bu kadar gerillacı insan tipini temsil etmiyorlardı. Che bunu en iyi temsil eden devrimcidir. Biz de günümüzde yani PKK olarak diyor o tanıma en uygun ve şansı bol olan bir hareketiz. PKK gerillası günümüzün en iddialı gerillasıdır. Hem uluslararası emperyalizme hem bölgesel gericiliğe en büyük darbeyi vuran bir harekettir. Beni halen büyüleyen bizim devrimin bölgesel önemidir diyor. Dolayısıyla hem Che'yi hem Stalin'i hem Lenin'i bütün komünist liderlere örnek aldıklarını söylüyor. Çünkü hepsi adam öldürme, dehşet ve şiddet üstüne kuruldu. Dolayısıyla övülecek bir yönleri yok. Sevgiyle, barışla, güzellikle, kan dökmeden, insan haysiyetini, onurunu koruyarak, insan aklına değer vererek, insana saygı duyarak İslam hakim olacaktır. Dehşetle gelen dehşetle gider. Şiddetle gelen şiddetle gider. Hocam bazı önemli noktalarda olan insanlar dünyada ve çok büyük olaylar oluyor diyor. Dünyada ve Türkiye'de. Hürmetler hocam diyor. Darbenin olduğu akşam
70'in üzerinde harika meydana geldi. Mucize. Bu Mehdiyet'in bereketiyle. Hayrettin Alabaş, Malatya, selamlar. Hükümet Suriye'ye girdikten sonra her yerde bomba patlamaya başladı. Suriye'nin bir bataklık olduğunu bütün dünya kabul ediyorken hangi akla hizmet ederek oraya girdik sizce? İyi günler. Tabii ki bataklığı kurutmak için giriyorlar. Ama bataklığı en güzel kurutmanın yolu ilim, irfandır, fikirdir. Darwinist, materyalist düşünceyi fikirli ortadan kaldırmaktır. Hükümet bu konuda bir güce sahip değil. Bunu yapacak olan Mehdiyet'tir. Yani söylüyor, biz konuştuk zaten, bizim yapabilecek adamımız yok diyorlar. Yani profesör, doçent, şu bu falan adamımız yok, yapamayız diyorlar. Demokratik hamle, Sadık Özden. Ben ateist olarak sizleri izledikçe İslam'a sınıyorum. Ne okumamı önersiniz? Soru, her Müslüman İttihat-ı İslam'a inanmalı mı? Tabii ki. Cennete inanmalı. Yani dünya cennetidir İttihat-ı İslam. Barışın, kardeşliğin, sevginin olduğu, kavganın, kargaşın olmadığı, sanatın, estetiğin, kalitenin, güzelliğin her yere hakim olduğu nizama İttihat-ı İslam denir. Ne okumamı önerirsiniz? Tabii ki ben kitaplarımı tavsiye ederim. Çünkü en anlaşılır, en iyi kavrayacağın eserler onlar olur. Benim kitaplarımdan hangisini okursan hepsi fayda olur. Emir Bayram, Osmanlı içeriden yıkıldı diyoruz ya işte. Yani onu Atatürk'ün yaptığını söylüyor. Atatürk son Osmanlı bellesini muhafaza etti. Atatürk olmasa şu elimizdeki avuç kadar vatan toprağı da kalmayacaktı. Yani tamamı gidecekti. Paramparça olacak. Sevr anlaşması hepsi bitecekti. Atatürk paramparça olup yok olmayı ve manda idaresi altında kalmamızı ortadan kaldırıp milli devleti kurdu. Atatürk niye yapsın? Atatürk birleştirdi. İngilizlerin devletine en güçlü şekilde karşı koyan yiğittir Atatürk. Yani Osmanlı karşı koyamadı ama o karşı koydu. Sadık Özden, sen bize kitaplarımızı internete indirebilirsin. Bak, en acil ihtiyacın olan kitapları oradan kendin tespit edebilirsin. Ama iman hakikatlerin üstüne çok dur. Onunla ilgili kitaplarımıza ağırlık ver. İmani kitaplara. Şu cahil yarimin sahte sözleri büyüdü sinemde, ne dağlar oldu karınca yükünü, fil çekmez oldu, azdı zaman azdı, ne çağlar oldu, azdı zaman azdı, ne çağlar oldu, ya Hızır ya Hızır, ne çağlar oldu. Talip gelmez oldu bir nefesine, bir nefesine el gelmez oldu. Hakkın sesine dağlar sindi, tepeler kölgesine büyüdü tepeler, ne dağlar oldu, büyüdü tepeler, ne dağlar oldu.
kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Sayın Adnan Oktar ne demişti, ne oldu? Sayın Adnan Oktar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki sohbetlerinde özellikle Rusya ile yapılacak siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinin Türkiye açısından son derece önemli ve acil olduğunu ifade etmektedir. Yakın zaman önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın uçak krizi sebebiyle Putin'den özür dilemesiyle birlikte Türkiye-Rusya ilişkileri hız kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığı mesajını vermişlerdir. 2 Ağustos 2016 A9 TV. Rusya ile ortak savunma ittifakı anlaşması yapılabilir. Rusya'ya yapılan saldırı Türkiye'ye, Türkiye'ye yapılan saldırı aynı şekilde karşılıklı, yani birbirine yapılmış sayılacak diye bir anlaşma yapılabilir. Rusya ile ekonomik yönden müthiş bir bağlantı oluşturulabilir. Gerekirse vize kolaylığı had safhaya getirilebiliriz. Yani sınırları kaldırabiliriz. Müthiş bir işbirliğine gidebiliriz. Putin'le de Tayyip Hocam tam anlamıyla dost olsun. Her konuda ittifakta fayda var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasında acil önlemler alınması gerektiği belli. 5 Ağustos 2016 A9 TV. Rusya, İran, Pakistan, Türkiye. Hemen birleşsin. Hemen askeri, siyasi, sosyal ittifak yapalım. Bunlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız, komşularımız. Bütünüz. Biriz. Hiç beklemeden. Hemen. Bu birlik mükemmel olur. İran, Türkiye, Pakistan, Rusya. Bu mükemmel olur. Yani o zaman Irak, Suriye kurtarılır zaten. O dert değil. 9 Ağustos 2016. Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 268 gün sonra St. Petersburg'da bir araya geldi ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını kameraların karşısında ilan etti. Ankara-Moskova hattındaki bütün kısıtlamalar kaldırılıyor. İlişkileri 24 Kasım öncesine, hatta daha da ileriye taşımak için kararlı olduklarını söyleyen liderlerden Putin, kilit noktayı enerji tutuyor, vize sorunu çözülecek dedi. Erdoğan ise taraflar arasında varılan 12 maddelik mutabakatı duyurdu. Liderler Suriye konusunu daha dar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıyor. Münafık sosyal medya hesaplarını kendini inkarcı dostlarına beğendirmek için kullanır. Günümüzde münafıklığa eğilimli kişilerin gizli faaliyetlerini sürdürebilmek için en çok faydalandıkları alanlardan biri de sosyal medya platformlarıdır. Sosyal medya hayır için kullanıldığında İslam'a hizmet etmek için güzel bir imkanken münafıklar tarafından çok farklı amaçla kullanılır. Bu yüzden münafık hemen her insana kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağlayan bu internet sayfalarında kendisini Allah'ı seven, Müslümanlarla dost olan, inançlı bir insan gibi tanıtmak istemez. Aksine bu platformları kendisini inkar edenlere beğendirebilmek, onların dikkatlerini üzerine çekebilmek ve onlarla çıkar elde edebileceği yakın dostluklar kurabilmek için kullanmaya çalışır. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.